Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz askeri tanker uçaklar ama bunları takip eden ikinci ellerini almaya başlayan sivil kullanıcılar. Geçtiğimiz günlerde Singapur Hava Kuvvetleri'nin emekli ettiği 4 KC-135 R tipi tanker uçak Amerika merkezi bir şirket tarafından satın alındı. Bu uçaklar üzerindeki Singapur Hava Kuvvetleri'nin bayrakları, e, millet işaretleri söküldü. N harfiyle başlayan Amerikan sivil tesciline geçti ve ilk uçak Amerika'ya uçtu. Uçarken de Singapur'dan Guam adasının uğradı ki Guam çok stratejik Pasifik Okyanusu'nda bir Amerikan üssü. Buradan Amerika'ya doğru devam etti. Sivil tanker uçaklar ikinci elde niye bu kadar talep görmeye başladılar? Bugünkü konumuz Sivil tanker uçaklar ama hizmet verdiği askeri uçaklar. Bir tanker uçak bir hava kuvveti için inanılmaz bir güç çarpanı haline getirebiliyor o kuvveti. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri. Elimizde 7 adet KC-135R tipi tanker uçak var. F-16'larımız kalkıyor. Tanker uçaklarla yakıt ikmali yaparak örneğin Türkiye'den Libya'ya kadar uçabiliyor. Libya'da gerekirse görev yapacak şekilde uçuşunu gerçekleştirdikten sonra yine tanker uçaklar eşliğinde Türkiye'ye dönebiliyor. Bir baktığınız zaman bu uçuş nereden e, baksanız 8 8.5 saatlik inanılmaz bir uçuş. Bu yüzden tanker uçaklar bir hava kuvveti için güç çarpanı. Tabii ki hava kuvvetleri de bu tanker uçakları zaman zaman modernize ediyor. Örneğin Amerikan Hava Kuvvetleri'nin tanker uçak filosunun bel kemiğini KC-135'ler oluşturuyor. Boeing'in bir zamanlar yaptığı ilk yeni nesil jet motorlu uçağı 707'ye de ilham kaynağı olmuş bu konsept. Daha sonra devam ettirilen süreçte neredeyse 50-60 yıldır kullanılıyor Amerikan Hava Kuvvetleri'nde. Daha uzun menzilde ise bir başka eski sivil yolcu uçağı modeli DC-10'dan geliştirilen KC-10 kullanılıyor. Şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri'nde bu iki uçak tipini de tek uçak tipine entegre ediyorlar. Boeing'in 767 yolcu uçağı konvert edildi. KC-46 Pegasus adını aldı. Ama programla ilgili bazı sıkıntılar var. Teslimat sorunları var. Ee, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin istediği bazı tasarım değişikliği var. Bunlar yavaş yavaş çözülmeye çalışılıyor ama tabii kaybedilen çok ciddi yıllar var arada. Mecburen 50-60 yaşına gelmiş KC-135R uçakları bir taraftan da KC-10'lar Amerikan Hava Kuvvetleri'nde hizmette. Avrupa tarafına baktığımız zaman Airbus'un uzun menzilli yolcu uçağı, geniş gövdeli yolcu uçağı A330 tanker uçak haline getirildi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Fransa, daha aşağı indiğimiz zaman Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avustralya, Güney Kore gibi ülkeler tarafından seçildi. Bu uçakta tanker uçak olarak kullanılıyor. Şimdi neden ikinci el tanker uçakları yani 50-60 yaşına gelmiş uçaklar Amerika'da kullanılır sorusunun cevabına gelelim. Geçtiğimiz aylarda bir program hazırlamıştık. Bu programda ikinci el savaş uçaklarının Amerikalılar tarafından satın alındığını ve sivil şirketler tarafından kullanıldığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Hangi şirkette hangi tip uçaklar var? Bunların bilgilerini vermiştik. İşte bir bakıyoruz. İspanyol Hava Kuvvetlerinin emekli olmuş Mirage F1'leri veya Avustralya Hava Kuvvetlerinin etmeye başladığı F18 Hornet uçakları bu şirketler tarafından alınıyor. Amaç bu uçakların Amerikan güçlerinin eğitimde kullanılması, örneğin Amerikan hava kuvvetlerinin Red Flag tatbikatında bu uçaklar düşman rolü oynuyor. Daha düşük kapasiteleriyle e, bu uçaklar düşman görevini normalde bir hava kuvvetinin yapacağı operasyon maliyetinin çok daha ucuzuna yapabiliyor ve aynı zamanda böylelikle Amerikan hava kuvvetleri deniz veya deniz piyadeli pilotlarının da eğitimlerinde kullanılıyor. İşte bu yine Amerika merkezli şirketler bu eski tanker uçakları almaya başladılar. Bunlardan biri Omega şirketi. Omega şirketi geçtiğimiz aylarda Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin emekli ettiği 2 adet KDC-10 tipi tanker uçağı satın aldı. Bu uçakların en enteresan bir hikayesi var. 1980'lerde ve 90'ların ortasına kadar 95'e kadar KLM tarafından kullanılmış bu uçaklar. Yolcu taşımış, kargo taşımış. Daha sonra 95 yılında Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından satın alınmış ve tanker uçak görevine çevrilmiş. Aynı zamanda yük taşıyabilecek şekilde kabini özel bir konfigürasyonla modifiye edilmiş uçaklar. 95'ten nereden baksanız 2020'ye kadar 25 yıl görev yaptılar. Artık uçaklar ekonomi ömürlerini tamamladıktan sonra ve Airbus A330 MRTT'ye yerini bıraktıktan sonra bu uçaklara bir müşteri çıktı. Amerika'da Omega şirketi iki uçağı birden satın aldı, sivil tescile getirdi. Şimdi bu uçaklar aynı Singapur Hava Kuvvetleri'nin emekli ettiği 4 uçak 4KC-135 gibi askeri tatbikatlarda bu yapılan uçuşlarda destek görevinde olacak. Yani yakıt ikmali desteğinde bulunacak bu e, kırmızı kuvvetler rolü oynayan uçaklara. Bunun dışında da bakıyoruz Amerikan Hava Kuvvetleri'nin KC-135'leri, KC-10'ları biraz önce anlattım size. Dünyanın etrafında çok fazla ülkelerde operasyonları var. Amerika'nın bu uçaklar inanılmaz yoğun kullanılıyorlar ve bazen Amerika'nın içinde yapılacak tatbikatlarda veya görevlerde tanker uçak ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte bu tür durumlarda da yapılan anlaşmalarla Amerikan güçleri sivil tanker uçak kullanarak bu görevlerde bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Tabii ki uçaklar normal askeri görevlere göre daha az e, yıpratıcı bir şekilde uçuşlarını yaptığı için de bu uçaklar muhtemelen 10-15-20 yıl belki de uçmaya devam edecekler. Ee, bu konuyla ilgili sivil şirketlerde tabii çok tecrübeli pilotları, çok te tecrübeli teknik bakım ekiplerini kullanıyor. Ve böylece uçakların uzun süre hizmet vermelerini ama hava kuvvetleri veya diğer kuvvetlere göre daha uygun maliyetle operasyon yapmasını gerçekleştiriyor. Tanker uçakları anlattım, şu bilgide vermeden geçmek istemiyorum. Türk Hava Yolları'nın elinde bugün... 25 adet Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı var. Yavaş yavaş bu uçaklar devirlerini kapatıyorlar ki bu yaşadığımız koronavirüs salgınında hava yolları çok ciddi darbe yedi. Türk Hava Yolları da bir yandan filolarını yenileştirmeye çalışıyor. İşte Boeing 787 teslimatları var. Airbus'tan A350'ler alınmaya başlanacak. Ve böylece A330-200 gibi operasyon maliyetleri daha yüksek olan daha kısıtlı uçakları envanterinden çıkarmaya başlayacak. Nasıl geçmişte DC-3'ler emekli olurken Türk Hava Yolları'ndan bir kısmı Türk Hava Kuvvetleri'ne geldiyse benzer uygulama VC-7 Wycant'lar içinde yapıldıysa bence bu uçaklardan 7-8'i Türk Hava Kuvvetleri'ne geçmeli. Türk Hava Kuvvetleri bu uçakları convert ederek, modifiye ederek birer tanker ve kargo uçağı haline getirebilir. Şimdi bugün bakıyoruz Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde tamam 9 tane Airbus A400M tipi askeri nakli uçakları var ama giderek yaşlanmış bir C-130 filomuz var. Onun altında C-160'lar yavaş yavaş emekli olar artık hani böyle ön hatlardan çekilmişler. Ve onun altında da çok daha düşük kapasitede sahip, taşıma kapasiteleri daha düşük CN-235 uçaklarımız var. Burada alınacak bu uçakların kargo veya tanker görevlerinde kullanılıp bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri için ciddi bir lojistik güç olarak kullanılabilir. Çok önemli bir etki oluşturur. Tabi bir taraftan baktığımız zaman Türk Hava Kuvvetleri'nin de KC-135'lerinin yavaş yavaş hizmet ömürleri sonlarına geliyor. Bu uçakların çoğu 55-60 yaşında gerçekten çok yaşlı ama ihtiyacımız var. Çok iyi bakılıyor uçaklar ama bunun alınacak A330'larla ilerleyen dönemler içerisinde bu filoya bir geçiş sağlanabilir. Türk Hava Yollarının elinde de bu uçakların satışı Türk Hava Yollarına bu dönem içerisinde çok ciddi bir mali rahatlama da gerçekleştirebilir. Bilmiyorum bu teklif kabul edilebilir mi? Yapılabilirlik olayı nedir? Nasıl bir adımla hayata geçirilir? Ben açıkçası bunları merak ediyorum. İnşallah bir gün e, Türk Hava Kuvvetleri bununla ilgili bir çalışma yapar ve en azından bu uçaklar. Yarın öbür gün birkaç yıl sonra hizmet ömürlerini doldurdukları zaman boşu boşuna çöle veya atılıp sağda solda kesilip restoran yapılmaz. Bu videomuzda askeri tanker yakıt ikmal uçaklarının sivil amaçlı nasıl kullanıldığına dair Amerika'da yaşanan örneklerle ilgili bazı bilgiler verdim. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberlerini tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.